müsaade. Bu arkadaşlarımızla, abilerimizle yıllarca top oynadık bu kulüpte, bu büyük kulüpte. Çocukluk yıllarımda biraz zamanınızı alacağım belki ama hatırlayan abilerimiz vardır aramızda. Kaleye geçirmişlerdi, İvan Çeviş'tim. Dediler ki sen daha iyi futbol oynarsın, geç dediler, Cemil oldum. Daha sonra Allah büyük, Allah'a da kurban! Bu büyük kulüpte futbol oynama nasip etti. Daha sonra... Adamın dönüştürdüğünü! Helal! Bana teknik direktörlük nasip etti. Yine büyük Allah'ım şükürler olsun ki yıllardır bu etiket altında, bu büyük etiket altında yaşamamızı devamlıdır. Ama attığım gollerde de olsun, antrenörlükteki başarımızda da olsun, aslında 3 Temmuz'dan sonra bugüne kadar süren süreçte ne İvan Çeliş Rıdvan, ne Cemil Rıdvan, ne de gol atan Rıdvan, ne de teknik direktör Rıdvan Fenerbahçe'yi bu kadar sevdiğimi bilmiyordu. Helal! Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Suriye'de gibi kocaman bir teknik direktörümüz varken, sizler varken, bu abilerimiz varken bizi biraz önce bir televizyoncu arkadaş bir rakam söyledi, 58. madde. Ben bir tane rakam biliyorum, onun adı. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimle merhaba. Fenerbahçe 1907 yılında resmen kuruldu. Kadıköy'de yaşayan idari yüksek gençlerden Ziya Songülen, Ayetullah, Hasan Sami Kocamimi, Galip Kulaksızoğlu, Asaf Beşpınar ve Hakkı Sohbet Tarı tarafından kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü gençleri 1918-1923 yılları arasında ulusal duygu, tutum ve çabalarla yurtta ve yurttaşlara ışık tutarak gönülden sevilmiş, en derin sevgiyle parlayıp yücelmiştir. Vatanımız işgal altındayken ve Kurtuluş Savaşı döneminde Fenerbahçeli sporcular Çanakkale, Irak, Filistin tepelerinde İngiliz ve Fransızlara karşı savaşıp İstiklal Savaşı'nda Yunanlılara gereken dersi verirken savaşta sayısız sporcularını şehit ve gazi vererek tarihe geçmiştir. General Harrington kupasında İngilizlere karşı elde ettiği başarı ile Türk milletine moral vermiş, savaşın kazanılması